Kolay gelsin arkadaşlar. Başkanım hoş geldin. Sağ olun, çok güzel. Artık başkanım diyoruz. Tekrardan. Trabzonspor'un geçmişinden bugüne başarıların altında hep altyapıya önem verildiği dönemler vardır. Şimdi bakıyoruz, 2018'de belki keşke olmasaydı dediğimiz transfer yasağıyla 5-6 tane milli oyuncu çıkardık altyapıdan. Demek ki Trabzonspor'un altyapısına önem verildiği zaman ve orayı doğru organize ettiğimiz zaman, eş dost muhabbetiyle değil, gerçekten hak edenlerin oraya atanmasıyla ve başarısız olanlarla da ilişkilerin kesilmesiyle altyapı mutlaka düzene gireceği kanaatindeyim. Ve yine tekrar ediyorum, her türlü, her halde. Yaklaşık olarak 5 yıldır ben Trabzonspor'un içerisindeyim. Trabzonspor'un geldiğimiz şu durumda, daha önce de bunlar vardı ama şu durumda artık belli başlı sorunları olduğu herkesin ortasında. Yani bu konuları göz ardı edemeyiz. Trabzonspor özellikle ekonomik anlamda, bunun yanında özellikle yine altyapıdan bahsedeceğim, ben de biraz bu konuya gireceğim. Gerçekten artık çok planlı, düzgün hareket etmesi gerekmekte. Trabzonspor'un ekonomisini yönetilebilir hale getirmek zorundayız. Ben daha önce de söyledim, şimdi de tekrarlayayım. Trabzonspor gerçekten kimsenin cebine sığmaz. Trabzonspor birilerinin sürekli olarak desteğiyle değil, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek hale gelmesi lazım. Yani ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Bunlar için de belli başlı çok ciddi planlamalar lazım. Biz yaklaşık olarak, yani bu kendi kafamda tabii daha önce oluşturduğum, düşündüğüm birçok konu vardı. Yönetimdeki arkadaşlarımızla konuştuğumuz bir sürü konu vardı ama artık planlarımız çok net olarak hazır. Yani ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, bu konuda kimlerden destek isteyeceğimizi iyi biliyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu konularda hareket edeceğiz. Yani ben bunu çok açık olarak söyleyeyim. Ana hedefimiz ekonomik olarak Trabzonspor'u sürdürülebilir hale getirmek. Tabii tüm bunları yaparken Trabzonspor camiasının belli gerçekleri var. Bunlara göz ardı edemeyiz. Trabzonspor her zaman yarışın da içinde kalmak zorunda. Hani ben Trabzonspor'u biz yarışmayacağız, sadece ekonomiyi düşüneceğiz demiyorum. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi düşünmek zorundayım, hem altyapıyı düşünmek zorundayım. Hem de hepimizin isteği olduğu gibi bu takımı yarıştırmak zorundayım. Çünkü ben bu şehrin sokaklarında büyüdüm. Trabzonspor şehrinin ne istediğini gayet iyi biliyorum. Aynı şeyler bizim içimizde de var. Ama bunları yapmak için çok planlı, programlı hareket etmek zorundayız. Bu da benim veya yönetimimin tek başına yapabileceği bir şey asla değil. Bu Trabzonspor camiasının tüm değerleriyle bir araya gelerek yapabileceği bir şey. Burada divandan, işte Trabzonlu iş adamlarımızdan, şehrin büyüklerimizden, değerli basın mensuplarının, herkese ihtiyacımız var dönemde bizim. Ama şunun sözünü net olarak vereyim. Bu süreci çok ve çok üzerine basarak söylüyorum. Açık şekilde yöneteceğiz. Trabzonspor Kulübü ne yapıyor? Nerede ne yapıyor? Hangi projeleri geliştiriyor? Bunları düzenli olarak hem divanımızla hem sizlerle sürekli olarak paylaşacağız ve yol haritasını anlatacağız. Altyapı konusu kısaca anlatayım. Yani hani üzerinden çok daha detaylı geçeceğiz sonra ama biz yaklaşık olarak bir yıldır Double Pass firmasıyla bir çalışma yürütüyoruz. Bu firma ne yapar, kimdir, bununla alakalı sizlerle de bir toplantı gerçekleştirip hem tüm detaylarını anlatmak istiyoruz ilerleyen dönemde. Bu çalışmanın sonuna gelmiş bulunmaktayız hemen hemen. Çeşitli bölüm müdürleri vesaire planlanıyor. Ana amaç şu, ben bunu daha önce de söyledim. Trabzonspor sürekli şu oluyor. Yani Sayın Divan Başkanım çok önemli bir yere not etti. Yani 2018 transfer yasağı, doğru, bizim dönemimiz zaten. Altyapıdan gelen bir sürü oyuncu, bu da doğru. Ama ben şunun sürdürülebilir olduğuna ve doğru olduğuna inanıyorum. Yani Trabzonspor altyapısının bir planlaması olması lazım.
bu planlama bir transfer yasağına veya başka bir ekonomik konuya sebep olmadan sürekli olarak yukarıyı beslemesi lazım. Yani bu gerçekliği ve doğruluğu yaratmak durumundayız. Bunlar için ne yapılması lazım? Bunu dünyanın en önemli profesyonel firmalarıyla gerçekleştiriyoruz şu anda. Raporlamaları hazır. Biz de dediğim gibi önümüzdeki günlerde sizlerle, basın mensuplarıyla bunları tek tek paylaşacağız. Ve yol haritasını beraber belirleyeceğiz. Çünkü üzerine basarak söylüyorum, bu dönemde en önemli konu camianın bir olması. Bunu aslında kongrede söyleyecektim. Yani biz tek liste olarak giriyoruz ama tek yürek çıkmak zorundayız. Tek yürek çıkarsak bu işlerin üzerinin tamamından biz geliriz. Şimdilik diyeceğim bunlar. Kongre tüm Trabzonspor camiasına hayırlısı olsun. İnşallah Allah bizi utandırmayacak, sizlere mahcup olmayacağız. Şimdi bir projenin, tabii bu anlamda, bu rakamlarda bir projenin bu kadar kısa zamanda gerçekleşmesi çok zor. Dolayısıyla bu süreci biz daha farklı desteklerle, yani kendi içimizde değerlendirip planlayıp aşacağız. Ama bu paralar nasıl kazanılacak, nereden kazanılacak, nereden yerine koyulacak, bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Parça parça, dönem dönem biz Trabzonspor yönetim olarak ne yapıyoruz, hangi proje üzerinde çalışıyoruz, çok açık olarak herkesi bilgilendireceğiz. Gelin öne, gelin ya. Kesin.